Arkadaşlar anlaşmanın ne olduğunu ben size söyleyeyim. Yapmaman gereken bir şey yaptığının farkında mısın? Hala mı onlardan korkuyorsun az da olsa? Adam değilsin Ali. Kerem! İkide bir hemen yeter! Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Kerem, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar şu anda cinli evli adam Ali'nin yanına tekrar geldim. Kendisini dün yayında da bahsetmiştim zaten. Hemen video yetiştirip hatta yarın atacağım. Kendisi de bu sefer beni yine evinin bulunduğu kısma çağırdı. Sebebini bilmiyorum. Ben cin düğünü beklerken bana söyledi de yani ilk geldiğin yere gel diye geldi de. Detaylı konuşmadım. Aslında direkt videoyu başlatmak istedim çünkü. Şimdi kendisine video içerisinde soracağım. Sizler de öğrenin, detaylı bir şekilde öğrenin diye. Öncelikle merhaba Ali. Hoş geldin Kerem, merhaba. Hoş buldum. Tekrar bir aradayız. Sana şunu soracağım. Cin düğünü olarak ben senin haber beklerken bu sefer beni yine ilk video çektiğimiz eve çağırdın. Yani bunun sebebi nedir? Bu cin düğününe ne zaman gideceğim ben artık? Ya öncelikle bu istediğin şey böyle çok çabuk olabilecek bir şey değil. Bunun için biraz sabretmen gerekiyor. Eğer gerçek şeyleri görmek, gerçek sesleri duymak istiyorsan bunun için benim sana söylediğim doğru zamanı beklemen gerekiyor Kerem. Anladım. Ya şunu söyleyeceğim. Şimdi takipçilerim sürekli söylüyor. Sen sözünü tuttun. Ala sözünü tutmadan ne zaman gideceksin? Düğün falan. Şimdi bu tarz muhabbet olunca ben de sana baskı yapmak zorunda kalıyorum. Sana yazıyorum sürekli, rahatsız ediyorum. Ya bekliyorum o yüzden. Yani ben de bu yüzden seni ilk çağırdığım yere tekrardan çağırdım. Hem belki birazcık izleyicilerin içi rahat eder. Aynı zamanda senin de sorularını cevaplamak için tekrardan. Farklı mekanlara çağırmamın sebebi ise bunu da o gün anlayacaksın Kerem. Neden farklı ortamlarda bulunduğumuzu, seni neden hep aynı yere davet etmediğimi düğün günü anlayacaksın. Bunun da bir sebebi var. Bunun da bir sebebi var tabii ki. Anladım. O zaman arkadaşlar şöyle bir şey var. Yani bekle dediği için beklemek durumundayım. Şu anda yanındayım. Yanında olduğum için de kendisine sizlerin sorduğu soruları soracağım. En azından çünkü video öncesinde de söyledim dedim. İnsanların merak ettikleri var diye. Sağ olsun o videoda söylemişti tabii ki sorabilirsin diye. En azından bugün onları soracağım sana. Şimdi insanların merak ettiği şunlar var Ali. Mesela diyorlar ki neyle besleniyor kendisi ve ailesi, cin ailesi neyle besleniyor diyorlar. Yani tabii ki ben de insanların yediği yemekleri yiyorum. Yani sen ne yiyorsan ben de onu yiyorum. Farklı böyle bir yediğim bir şey yok. Onların ne yediğini sorarsan genelde benim yediklerimin artıklarını yemeyi tercih ediyorlar. Yani daha çok böyle eski şeyler, bayatlamış şeyler. Anlatabiliyor muyum? Kokmuş şeyler. Anladım. Peki anlaşmayı da aslında soruyordu insanlar ve artık söyleyebileceğimi de söylüyordun. Anlaşmayı aslında bu videoda söylemek istiyorum seninle beraberken. Benim senin için yaptığım anlaşmayı. Ama bunu hemen değil, böyle biraz geçtikten sonra söylemek istiyorum. Çünkü biraz da söylemem için zaman var bence. Hala şu tarz sorular geliyor. Bunların cevabını alamıştım. Belki şimdi verirsin diye soracağım. Hani hangi kabileye mensup bu eşin, işte ailesi falan veya yaşları, bunları hala paylaşmama kararı devam ediyor mu sende? Yani şöyle bir şey söyleyebilirim. Yani bu benim paylaşamayacağım kadar gizli bir sır. Yani çünkü bunu benim ailem de söylemeyi tercih etmiyor. Çünkü biliyorsun ki diğer alemlerde de böyle çatışmalar var. Hani daha çok kendimizi böyle göz önünde değil de biraz daha uzaklarda kimsenin bizi rahatsız edemeyeceği ve bilemeyeceği bir şekilde yaşamak istiyoruz hayatımızın geri kalanını. O zaman sen hala hayatından bir memnuniyet duyuyorsun, hala hayatında yani gayet mutlu yaşıyorsun, doğru mu? Bunlar için sessiz kalıyorum, bunlar için paylaşmıyorum. Beni ikna eden şeyler var tabii ki. Peki şöyle bir şey soracağım. Şu anda eşinin kız kardeşi ve eşinin ailesi tarafından istediğin her şey oldu mu? Kısmen. Ama yani hala aramızda onlarla bir
irtibat problemi var. Şunu söyleyeceğim yani, buradalar belli, hareketlerin evet. Yanlış. Yüzünü görmedikleri için bir şey diyemiyorum, diyemiyorlar. Evet. Ama şunu söyleyeceğim, bence onlara bakmana gerek yok. Yani gayet net bir şekilde kendin cevabını verebilirsin. Sonuçta sen onlara hüküm edip beyan ediyordun. Ali, öyle biliyorduk yani, yanlış mı biliyoruz? Hala üzerlerinde bir hükümdarlık kuramadın mı yoksa? Veya sen mi kullanılan tarafsın, olabilir mi? Aslında buna hükümdarlık diyemezsin ve bundan ailem çok rahatsız oluyor. Yani burada gerçekten bir sevgi var Kerem. Eğer bir sevgi olmasa bunların hiçbiri yapılamazdı, emin ol. Her şeyden önce sadece aramızda güçlü bir sevgi var. Peki, şimdi geçen videoda çektiğimiz zaman eşinin kardeşi oraya gelememişti, getirmemiştin. Ailesi de hala buradalar mı? Peki seninle beraberler mi? Yani onlar şu anda buradalar ama tabii ki erkek kardeşi hala yaklaşamıyor belli sebeplerden dolayı. O sadece biz istersek bundan sonra bizim içimize dahil olabilir. Onun dışında cüret edemez asla. Çünkü sonucunda neler olabileceğini az çok o da biliyor. Anladım. Yani şöyle bir şey var arkadaşlar, şunu da söyleyeyim. Erkek kardeşi, kız kardeşi ve ailesinden hiçbir şey ummuyor. Yani hiç sevmiyor benim bildiğim. Buradalarsa da duysunlar. Aslında birbirlerini sevmiyorlar bence. Ali, bana söylemediğin bence o kadar çok şey var ki. Çünkü ben en son çektiğimiz videoda senin bir şeyleri söylemeye çalışıp da söyleyemediğini anladım, hissettim. Bunu insanlar da söylüyor. Ama sen bana anlatamıyorsun, anlatmıyorsun. Her şeyi ailem için yapıyorum Kerem. Senin gerçek ailem bu değil ama. Benim gerçek ailem onlar. Ama benim de bir şeyler anlattım. Benim de onların fikirlerine danıştığım konular var. Bazı şeyleri sadece ben istiyorum diye yapamam. Ya da sen istiyorsun diye cevaplayamam. Bazı şeyler bizi birbirimize bağlayan önemli şeyler. Bunlar hakkında çok fazla konuşmamam gerektiğini biliyorum. Eğer yani bunları konuşacak olursak benim kendi aile içimdeki düzenim bozulabilir. Birbirimizi yani çatışmaya girebiliriz her konuda. Çünkü onların aleminde de böyle ince çizgiler var. Yapılmaması gereken bir şey yaparsan farklı bir boyutta, farklı bir şekilde cezalandırılabilirsin. Her kim olursan ol. Yani söylemek isteyip de söylemediğin birkaç bir şey. Tabii ki. Peki bu cin düğününü çok yakın bir zamanda mı göreceğim? Ne zaman göreceğim? Sana şöyle bir şey söyleyebilirim Kerem. Yani çok uzun bir süre değil. Haftalar içerisinde olabilir. Günler içerisinde de olabilir. Ama ben o zaman geldiği, yani o zaman geldiği zaman gerçekten beklediğime değecek mi ve beklediklerime değecek mi Ali? Yani eğer bana bir söz verip de tutmamış olsaydın seni şu anda çok farklı bir yere götürüp çok farklı şeyler yaşatabilir. Yani yine insanlara gösterebileceğin şeyler kaydedebilirdin. Belki de duyabilirdin, sen de şahit olabilirdin ama bana yaptığın şeyin karşılığında o büyüklükte bir şey vermek istiyorum sana. Ve o yüzden doğru zamanı ve doğru günü beklemen gerekiyor. Peki cin düğününe, gideceğim cin düğününe gittiğim zaman, peki bu cin düğünündeki kimler, hangi cin kabilesi veya neyin, nelerin oluyor bilmiyorum. Bunlar bundan hoşlanacak mı zannediyorsun? Seni neden farklı farklı yerlere çağırıyorum sence? Acaba onlarla bir bağlantı kurmak için olabilir mi? Seni bir anda
öyle bir ortama sokamam zaten. Peki sence zarar görme ihtimalin var mı? Zarar görme ihtimalin şöyle olabilir. Sen eğer bir zarar görürsen muhtemelen bana zarar vermek isteyen kişilerle beraber yan yana durmak zorunda kalabiliriz. O yüzden sana bir zarar verebileceklerini düşünemiyorum. Çünkü sen oraya benimle birlikte, benim ailemle birlikte gitmiş olacaksın. Öyle bir durum karşısında hepimizi karşılarına almaları gerekir. Bunun da hiç kolay olacağını sanmıyorum. Cinlerin ne kadar yalancı olduklarını biliyoruz. Belki senin ailenin de, belki senin etrafındakilerin de. Ama senin yalancı olduğuna inanmak istemiyorum Ali. Ve takipçilerimden birçoğu sana inanmasa da, çoğu inansa da ben sana inanıyorum ve inanmak istiyorum. O sebepten dolayı sadece senin lafına inanıyorum. Eğer bana onların lafıyla şu anda konuşuyorsam seninle de gerçekten ters düşer ve kötü oluruz. Bunu da hiç istemem. Çünkü bir delikanlı sözünü verdiği zaman tutmasını bilmeli. Eğer onların oyununa gelmiyorsa. Yani buna hangi pencereden bakarsan bak, ben sadece senin yaptığın iyilik karşılıksız kalsın istemediğim için bu çabayı gösteriyorum Kerem. Bugün mesela buraya gelmen, defalarca mesele attın. Herkes merak ediyor, konuşmam gerek seninle. Ne olacak, ne bitti, beni oyalıyor musun, beni kandırıyor musun diye. Bunlar beni çok rahatsız ediyor. Seni rahatsız ediyor, beni de takipçilerim sürekli sorduğu için. Bu durumda beni rahatsız ettiği için ama artık yani sonuçta bekliyorum. Beklenen bir şey var. Gönül ister ki her gün bir ara gelip her gün video çekelim. Gönül ister ki beni hemen götür, hemen video atabileyim. Ama bunu insanlara söylüyorum benim elimde değil diye. Çünkü senin elinde. Ben sözümü tutup yerine getirdim ve artık sözünü tutma sırası sende. Sen bana ne zaman haber verirsen ben o zaman gelirim. Ama insanlar soruyor ve benim seni aramam gerekiyor, sana yazmam gerekiyor. Tabii bugün yazıyorum, 3 gün sonra cevap alıyorum. Bugün arıyorum, 2 gün sonra cevap alıyorum. Biraz keyfine düşkün biri olabilirsin Ali. Keyfime düşkün değil de normal hayattan biraz uzak olduğum için olabilir Kerem. Anladım. Arkadaşlar anlaşmanın ne olduğunu ben size söyleyeyim. Söyleme zamanı geldi bence. Şu anda çok bir içimde üşüme olduğu için şey yapamıyorum fazla. Arkadaşlar anlaşma, Ali'nin benden istediği anlaşma şu: eşinin kardeşlerine ve ailesine, bu inşallah buradakileri kızdırmaz Ali. Ali'nin eşinin kardeşleri ve ailesine tamamen hükmedebilmesi. Yani hükmedebilmesi derken Ali'ye hiçbir şekilde zarar veremeyip Ali'nin dediklerini yapabilmesi. Benden istediği parçalar. Detayına çok inmeyeceğim. Onun da zamanı geldiğinde ineceğim çünkü. Benden istediği parçalar ve o parçaları kendisine verdikten sonra zaten nasıl sevindiğini hepimiz diğer videoda gördük. O parçaları tamamlayarak eşinin ailesine ve eşinin kardeşlerine artık söz geçirebiliyor. İlk videoda söz geçirebildiğini görsek de aslında söz geçiremiyordu. Sadece kendini ezdirmiyordu. Bence gayet böyle. Yani anlaşma buydu arkadaşlar. Kesinlikle günah olan, zarar verecek olan, günaha girebileceğim bir şey değil. Sadece kendi aralarında
yapacakları, yapmış oldukları şeylerle alakalı parçaları verdim. Bu da seni de, onları da rahatsız edebilir, sorun yok. Ali'nin benden istediği şey buydu arkadaşlar. Kerem. Yapmaman gereken bir şey yaptığının farkında mısın? Bunu söyleyebileceğimi sen söylüyordun Ali. Ve ben bunu burada açıklamak zorundaydım. Videoda açıklamak zorundaydım. Ama bugün olacağını söylemedim sana Kerem. Anlaşma böyle yapmamıştık. Bugün sadece bana soru sormak istediğini söylemiştin. Sana soru sormak istediğimi söyledim ama benim bugün anlaşmayı da açıklamam gerekiyordu artık. Çünkü ben dün yayın yaptığım zaman takipçilerime beni çağırdı ve gittiğim zaman olanları, anlaşmayı söyleyeceğim dedim. Ve söyledim. Gelmeden önce bunu bana söylemen gerekmez miydi? Peki. Gerek olduğunu düşünmüyorum çünkü son görüştüğümüz zaman bana istediğin zaman artık takipçilerine veya kime söylemek istiyorsan söyleyebilirsin demiştin. Ben istediğim zaman bunu söyleyebilirim ve söyledim. Neden burada söylemem, onların olduğu yerde söylemem seni bu kadar rahatsız ediyor Ali? Hala mı onlardan korkuyorsun az da olsa? Bence istediğine ulaştın. Çok da iyi ulaştın. Ben istediğime ancak tek bir şekilde ulaşabilirim. O da o ortadan tamamen kaybolduğunda. Kerem. İşte orası beni ilgilendirmez Ali. O noktaya ve o dereceye gelmem. Onunla alakalı hiçbir şey yapmam. Çünkü bu hayatı sen tercih ettin. Kimse değil, ben değil. Sen öyle bir hayatı bırakıp bu hayatı tercih ettin. O yüzden yaşadıkların ve yaşayacakların senin sorumluluğundur. Kimsenin sorumluluğu değildir. Benden istenilen şeyi ben yaptım. Daha fazlasını asla yapmam. Ötesini asla yapmam. Sen istediğine zaten ulaştın. Anladın mı? O yüzden sıra sende. Ali, sıra sende. O zaman ben de senin gibi davranmaya başlıyorum Kerem. Orada olacaklardan hiçbir şeyden hiçbir şekilde bir mesuliyet kabul etmiyorum. Bunu sen bu kadar çok istiyorsan bazı şeyleri göze almış olman gerekir. Göze almış olduğunu da görüyorum. Sadece benden haber bekle Kerem. Sana öyle bir şey yaşatacağım ki. O zaman göreceksin ne demek istedim. Anladım. Şimdi bir tehdit mi diyelim buna? Tehdit. Tehdit değil, tehdit. Yani senin şu anda burada olman, benim seni tehdit etmeme gerek var mı sence? Sen benim kendi evimdesin. Şu anda benim bulunduğum, benim ailemle beraber yaşadığım. Peki. Yani. Tamam, peki senin ailenle yaşadığın yer veya şöyle söyleyeyim ben, yani tehdit etsen de benim için boş bence. Seninle tekrar diyorum, buraya ters düşmek, kavga etmek, şey yapmak için gelmedim. Buraya soruları sormak için geldim. Ben takipçilerimin sende merak ettiği şeyler sormak için geldim. Ama sen sözünü böyle tutmuyorsun. İşte sen yarım yamalak tutuyorsun. Adam değilsin Ali. Eğer sen sözünü tam tutmuyorsan adam değilsin. Bu kadar basit. Bence de böyle yani. Bugün sende bir farklılık var Kerem. Normal değilsin. Bana böyle davranmazdın. Bende bir farklılık olduğunu düşünmüyorum. Bu seninle alakalı, senin davranışlarınla alakalı bir şey Ali. Yani senin hakkındaki düşüncelerimde yanılıyor muyum? Yoksa şu anda sadece beni kızdırmak için mi böyle yapıyorsun? Seni kızdırmam için bir sebep yok. Yani senin bana burada yaptığın her hoşuma gitmeyen söylemin,
Her rahatsız edici ailemi aynı şekilde. Yani bir geri dönüşü olabileceğini düşünmüyor musun bu olanların? Hani seni bu kadar rahat hissetmeni sağlayan şey ne? Ve buradayken, her şey apaçık ortadayken, daha önce yaşadığın şeyler hala hafızandayken, nasıl bu kadar cesur bir şekilde konuşabiliyorsun benimle? Yalan mı söylüyorsun? Şöyle bir durum var Ali. Bana nasıl geliyorsan sana öyle geliyor. Sen bunu ister kabul et ister kabul etme. Bir şeylerin çok uzamasını sevmiyorum. Ben zamanında yaptım. Aynı konulara girmek de istemiyorum. Senin de tamam zamanını bekliyorum. Zaten bunu da bugün söyledin. Ama hemen bir şeyler olacaksa zamanında hızlı. Kerem! İkide bir hemen emredin. Yeter! Sen benim söylediklerimi dinleyeceksin. Ben değil. Sen benim istediğimi verdin ama ben senin hala istediğini vermedim. Ve nerede olduğunu sakın unutma Kerem. Seni defalarca uyardım geldiğinden beri. Şu anda arkadaşlar görmüyor olabilirsiniz tam olarak. Çünkü ışığı düzelteceğim. Evet. Bayağı... Yani şöyle bir şey var. Ben anlamıyorum. Şimdi sen bağırıyorsun, çağırıyorsun, evet sert yapıyorsun ama şöyle bir şey var. Bence ailene söyle rahat dursun. Şu anda ailemi zapt edemiyorum Kerem. Sen bana ne söz verirsen tutmak zorundasın. Hala diyorsun ki geçen videoda aynı şey. Şu anda bizi kışkırtıyorsun. Sürekli bizi tahrik ediyorsun Kerem. Sen de beni tahrik ediyorsun. Nasıl olacak? Ben sana yapacağım dedim mi? Bitti. Eğer istiyorsan benim dediklerime uyacaksın. Burada buna ihtiyacı olan sensin. Tekrar söylüyorum. Ben ihtiyacım olan şeyi aldım. Ona göre biraz daha hal ve hareketlerine dikkat etmen gerekiyor. Söylediklerine. O zaman şöyle bir şey söyleyeyim. Ben hal ve hareketlerime dikkat ettiğimi düşünüyorum. Ben seninle bir araya geldiğim süreç içerisinde hiçbir şekilde tartışmak için, kavga etmek için gelmiyorum. Evet, bir aracı vesilesiyle bir araya geldik. Bir röportajımız oldu. Sonrasında bu durum ilerledi. Bir anlaşmamız oldu. Anlaşma sonucunda anlaşmaya uyuldu. Karşı tarafın uyumasını bekliyoruz. Bu anlaşma bittiği zaman, o zaman şöyle diyelim. Bu anlaşma bittiği zaman ne sen beni tanırsın ne ben seni tanırım. Çünkü benim en sevmediğim şey normalde tehdit edilmektir. Sen kendi evinde, kendi yerindeyken genelde bir tehdit süreci, tehdit. Kerem, bu bir tehdit değil. Farkında değilsin. Seni tehdit etmek isteseydim bu zamana kadar ağırlamazdım. Bugün de buraya gelmezdim. Ben sana bir şeyler vermek istiyorum. Sadece o zamana kadar beklemeni istiyorum. Çünkü benim de yapmam gereken şeyler var. Anlamıyorsun, bunu anlatamıyorum, söyleyemiyorum. Sana sadece bekle diyebiliyorum o yüzden. Yani şöyle diyebilir miyiz o zaman? Ailenin ve akrabalarının, cin akrabalarının bilmediği şeylere, yani onlara bile söyleyemediği şeyi bana söyleyeceksin o zaman. İşte ben bunu tahmin ediyordum çünkü son videoda da bir şeyler anlatmak isteyip anlatamadığını ve bunu insanlara da söyledim. Senin söyleyemediğin çok şey var ama mutlaka bu ailenden hariç onları mutlaka bana bir gün söyleyeceksin. Ah.
Şöyle yapalım Ali. Takipçilerin sorduğu birkaç soru daha var bunlarla alakalı da. Gitmek istiyorum o zaman, seni de daha fazla tutmayacağım. Çünkü tekrar diyorum, ben gerilmeye, kavga etmeye, tartışmaya gelmedim. Gerçekten insanların sormak istediği sorular olduğu için buraya geldim ve bu düğünün artık haberini net bir şekilde almak için buraya geldim. Birkaç soru soracağım sana. Günlük hayatında şimdi para, pul bunlar sende evet var ama ne yapıyorsun, nasıl para kazanıyorsun? Hadi, nasıl para kazanıyorsun? İhtiyaçlarımın çoğunu kendim sağlıyorum. Birikmiş bir param var, mal varlığım da var. Yani neredeyse 10 insana yetecek kadar bir mal varlığım var. Bu yüzden böyle bir düşüncem hiçbir zaman olmadı. Ve ben hayatımda çok büyük şeylerle mutlu olan değil, zaten her zaman elde olanla mutlu olmayı tercih eden bir insanım. O yüzden paranın ya da yediğim şeyin olması olmaması benim için önemli değil. Yani burada mutlu olan, yani burada asıl sebep benim bunları yaşarken mutlu olmam. Bu şekilde mutlu oluyorum. Hayatımı bu şekilde devam ettirmeyi seviyorum. Bu saatten sonrasında da hayatımı değiştirmeyi düşünmüyorum. Bu şekilde. Peki eşinle gerçekten mutlu musun Ali? Ama sadece eşinle. Sadece eşinle mutluyum. Ama sadece eşinle mutlusun. Anladım. Ali şöyle bir şey söyleyebilir miyiz o zaman? Yani bu düğün olayı kesin olacak. Ve ne sen bana yalancı çıkacaksın ne de ben insanlara. Böyle diyebilir miyiz? Verdiğim sözü tutmak istiyorum Kerem. Her şeyden önce kendim için bu sözü tutmak istiyorum. O zaman sana şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu sözü tuttuğun zaman ben bunu çok araştırdım ve çok sordurdum. Birçok cin orada olacağı için sen de zarar görebilirsin, ben de. Bence seni de karşılarına alacaklar. Bazı şeylerin farkında değilsin ama farkında olmadan birçok şeyi göz alıyorsun. Belki yani farkında değilmişim gibi davranıyor olabilir miyim Kerem? Sence böyle şeyleri fark edemeyecek gibi mi gözüküyorum orada? Konuştuklarımdan böyle mi çıkartıyorsun? Sence ben bu senin söylediklerini bilemeyecek kadar çaresiz miyim? Sana bir şey soracağım. Birçok takipçimin de söylediği bir şey. Bu düğün bir oyun olabilir mi? Beni oyuna çekiyor olabilir misin? Bunu ben değil, insanlar merak ediyor. Dediğim gibi Kerem. Eğer bir oyun olsaydı bu kadar beklemezdim. İlk geldiğin gün her şeyi yaşardım. O zaman sana çok merak ettiğim bir şey ben soracağım. Sen cinle evlisin. Cinle evli olan insanlarla veya falcılarla veya büyücülerle ama gerçekten bu söylediklerim ağır vakalarda bir şekilde birbirinizle iletişim kurabiliyor musunuz? Bir başkası aracılığıyla mı? Bir cin aracılığıyla. Tabii ki. Bir kere o alemin içindeki bir şeyi gördükten sonra emin ol, sonu olmayan bir yola girmiş gibi diyebilirim sana Kerem. Gördüğün şeyler o kadar dile kolay şeyler değil. O kadar
anlatılabilecek şeyler de değil. Aslında insanı bu kadar çok çeken de bence o. Normal hayatta göremeyeceği, duyamayacağı ve yaşayamayacağı şeyler yaşamak. Belki de normal hayattan çok sıkıldığım için bu hayata dört kolla sarılmaya çalışıyorum. Aileme sahip çıkmaya çalışıyorum. Seni, seni başka bir cinle, evle, kadınla bir araya getirirsem ne olur? Benim açımdan bir problem olmaz. Ama gelen kadına neler olabileceğini tahmin ediyorsundur bence. Belki de o kişi de böyle düşünüyordur. Belki o da böyle diyecek. Benim açımdan bir şey olmaz ama gelen o adamın neler yaşayacağını tahmin edebiliyorsundur diyordur belki de. Ben sadece gördüklerime inanırım Kerem. Ve neler yapabileceklerini çok iyi biliyorum. Peki Ali, benim hiç video çektiğim ağır vakalardan cinle evli insan olsun, başkası olsun. İstesen iletişim haline geçebilir misin? Şu anda bile. İstediğini herkesle, her şeyle. Bunu yapabilecek kadar güçlüyüm. Beni hafife alsan da. Arkadaşlar, düğünü bekleyeceğim. Validen haber bekleyeceğim. Eğer onunla başka bir şey için bir araya gelmemi istiyorsanız yorumlarda belirtin. Ta ki kendisi kabul ederse. Sizler söylediği zaman eğer bir şey için yanına gelmemi isterseniz Ali'ye yazıp mesaj atacağım. O da isterse belki düğünden önce bir daha bir araya gelebilir. Arkadaşlar, kamera bir anda kendini kapattı ve açmaya çalıştım. Açılmadı çok garip bir şekilde. Daha yeni açabildim. Bence sebebini Ali biliyor. Yani söyledim ama cevap vermiyor neden böyle oldu diye. Çünkü kamera, yani normalde böyle bir şey olmaz. Dediğim gibi yani sözüm de yarıda kalmıştı ama önemli değil. Sizler söylersiniz. Kendisini zaten kabul edeceğini sanmıyorum bence bir daha bir araya gelmek için. Ama cin düğünü olayını mutlaka haber vereceği için söz verdi. Onu da bekleyeceğim. Kendisiyle kavga etmek falan, bunları gerçekten hiç istemiyorum. Çünkü ben ona aslında güveniyorum. Ben ona inanıyorum. Ve tek ona inanıyorum. Umarım yakın zamanda haber verir. Eklemek istediğim bir şey var mı Ali? Ben müsaadeni isteyeceğim. Söylemek isteyeceğim bir şey yok Kerem. Sadece o cümle eklemeni istiyorum. Teşekkür ediyorum. Gidiyorum arkadaşlar. Mutlaka haber gelir gelmez sizlerle paylaşıp oraya gideceğim. Ve ne olursa olsun her şeyi çekip sizlerle paylaşacağım. Ali ne zaman sözünü tutarsa ben de o zaman sözümü tutup o videoyu sizlerle paylaşacağım. Söz veriyorum. Kendinize iyi bakın.